Merhaba hazırsanız bugün köyde yeni başkanlık seçimi yapılıyor. Bu keriz başkanla hapse attırdığıma göre bugün başkan ben seçileceğim. Zaten benden başka da kimse başkanlığa aday olmayacak. Sonunda bugün başkan oluyorum hem de hiç uğraşmadan. Çünkü bir tane ben varım zaten. Benim karşıma da kimse rakip olamaz. Gidip başkan seç... Ah! Ben başkan seçildikten sonra bunu yapan köylerin işini bitireceğim. O ne? ben seçiliyorum diye şekerimi dağıtıyorsunuz da köylülere. Of oh, sinirlendim ama şimdi affettim bu köylüleri. Kerizler falan ama iyi insanlar. Neyse şurada konuşmamızı yapalım. Köyleri ne kadar sevmesem de bugün onlara iyi davranmam gerekiyor. Nasılsın iyi misin? Sana ne? Şimdi senin için yani şey niye öyle söylüyorsunuz? Keriz yani şey beyefendi. Defol başımdan. Bak şimdi ağzınız yüzünüz yani şey şey yani... Benimle böyle niye konuşuyorsunuz? Neyse şimdi size konuşma yapacağım. Yani biliyorum bunlara hiç gerek yok. Nasıl olsa ben başkan olacağım ama yine de yapacağım. Şuraya posteri asalım. Ha, sonunda ben başkan oluyorum. Köyümüz gelişmeye başlayacak. Sevgili değersiz yani şey değerli halkım. Sizin işinizi yani şey size layık olmaya çalışacağım merak etmeyin. Ha? Niye kimse beni dinlemiyor? Siz ne yapıyorsunuz orada? Şunları da toplayın. Ne oluyor orada? Olamaz mı? bu kim? Yeni başkanımız. Yeni başkan mı? Yeni başkan ben değil miyim la? Ne? Sen mi? Sizi suçlu başkandan kurtarmadım mı? Başımıza ne geliyorsa senin yüzünden geliyor. Defol. Ne? Sayın başkan sizi selamladığını söylüyor. Başkan mı? O ne adam ki adam başkan. Ne oluyor bu köyde? Adaylara bakacağım. Sadece ben yok muydum? Aa! Bebek Mahmut nereden çıktı la? Benim gibi birisini karşısına bula bula bura kimi mi buldunuz? Gülayımla başa gitmesin. Bu mu seçilecek şimdi? Aa! O gibi adam Bebek Mahmut başkan. Yani zekası çok yüksek. Şimdi size başkanımızın özelliklerinden bahsedeceğim. Olamaz herhalde bunu başkan seçmeyeceksiniz. Beni korkutmayın. İnanamayacaksınız ama başkanımız kendi tuvaletini kendisi yapabiliyor. Ne? Başbakan dünya ekonomisini birinci sıraya girdirecek bizi. Ne? Buraya uzaya bile çıkartır o zaman bu bizi. Başkanımız halkına oyuncak dağıtmaya devam ediyor. Oyuncak mı? Ne saçmalıyorsunuz siz? Buradan istediğiniz oyuncağı alabilirsiniz. Bir tane. Bir tane mi? Bari ben şunu alayım. Bu ne? Bu ne? Tebrikler vatandaşımız bir tanesi onlu Faber kastel pastel boya seti verdik. Pastel boya mı? Ben bunlar evde resim çizerim o zaman. Başkanımız sizi selamlıyor. Başkan mı? Bu ne biçim başkan daha konuşmayı bilmiyor. Başkanla düzgün konuş. şu hediyeni de başına çal. Başkan Bebek Mahmut köyümüzü çok güzel yönetecek. Ne yönetmesi bu kendi tuvaletini yapamıyor daha. Ne? Bir kere Başkan Mahmut kendi tuvaletini yapabiliyor. Öyle mi o zaman hepimiz ona oy verelim. Evet doğru söylüyorsun. Doğru mu? Hiç şuradan. Şey, yani özür dilerim demek istedim. Köylere bugün iyi davranacaktım. Oyunuzu siz bana mı veriyordunuz? Başkan Bebek Mahmut dururken sana niye verek la? Ne? Siz de hızlısınız. Zeka seviyeniz eşit sonuçta. Ne? Bir kere Başkan Bebek Mahmut'un zekası hepimizden yüksek. Yüksek mi? Doğru. ilk defa doğru bir şey söyledi. Genizlikte rekorlar kitabına gireceksiniz yakında. Eğer Bebek Mahmut'u başkan seçerseniz köyün her yerine tuvalet yapacak. Köyün ortasında tuvaletin ne işi var? Bebek Mahmut bu projeyi size tanıtmak istiyor. Değil mi? <laughs> ne biçim proje? Ha! Gözünüzü kapatın. Ne yapıyor bu adam? Ha! Tuvalet. Suyun ortasında tuvaletini yapıyor. Ona oh no, harika bir şey bu. Tam ihtiyacımız olan şeydi. Tuvalete bakıyor. sifonu çeksene bari. Şimdi hazırsanız başkanımız size en sevdiği Pikachu oyuncaklarından dağıtacak. Pikachu oyuncağı mı? Her şeyimiz var da bir bu eksikti. Pikachu oyuncağını alın da başınıza açalım Sonunda hayatımız yoluna girdi. Hepiniz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bebe gibi oyunun vakti mi lan köye saldı? Sen başkan olursan ne yapacağım peki? Şey başkan olursam köyü geliştireceğim. Ne? Ben böyle hayatımda saçma sapan bir şey duymadım. Şey köye yeni dükkanlar falan yapacağım. Tuvalet olmadıktan sonra dükkanın ne işini yarar? Ne olursuz la. Başkan bebek Mahmut köyün ortasına havuz yaptırıyor. Havuz mu? Bu biraz güzelmiş kabul ediyorum. Havuz içinde. Ah! Ne biçim havuz böyle? Olamaz acaba bu köyden kaçıp gitsem mi? Başkan Bebek Mahmut sayesinde bundan sonra istediğiniz kadar süt içebilecektiniz. Olamaz süt diyor hala. Ben böyle hayatta saçma bir şey görmedim. Ah! inekten taze süt sağacağım. Süt mü? Ah! Doğal sütleri istediğiniz gibi içebilirsiniz. Şimdi bebek Mahmut tuvaletini yaparak sizi selamlayacak. Ne? Tuvalet mi? Ah. Bebek Mahmut tuvaletini yapmaya başladı. <laughs> Bize bu kadar değer verdiğini bilmiyordum. Ne? Senin kafan yani şey. Bebek Mahmut sizi selamlıyor. Selamlıyor mu? Tuvaletini yapıyor. Burada Bebek Mahmut şimdi bizzat kendi yaptığı kakasından size ikram edecek. Ne? Ömrümü <laughs> sonuna kadar sağlayacağım. Film falan mı çıktı ki şuradan? Ne diyor bunlar? Ah! <laughs> Bana sakın vereyim deme baba. Ah! <laughs> Bebek Mahmut değerli kakasından size ikram ediyor. Ne oldu bak için sen de kim Ne oluyor hala tam bitmedi mi? Bebek Mahmut şimdi size kaka çaklıklarından verecek. <laughs> Köyler onu başkan seçmezler umarım. Burada beni dururken kaka çaklıklarından ikram ediyor. Köy büyük bir tuvalete döndü. Bu ne biçim iş? Bebek Mahmut size yetenekleriniz sergiliyor. Köyü yönetmekten bahsediyoruz. Yeteneğe bak. Köylerde şu çocuktaki kadar beyin yok. Bebek Mahmut'un yetenekleri. şimdi hazırsanız başkanın son sürprizini açıklıyorum. Daha başımıza başka ne gelebilir? Bebek Mahmut köyün tam ortasına patlayan bubble sağız makinesinden koyacak. Patlayan sakız mı? Ah, sakız makinesi diyorlar. Köye düşman falan gelirse de ona patlayan sakızlardan veririz. Bak çok güzel fikir. Sende de beyin yok. oy vermeye başladılar. Hala bir modum var köylüler için. İnanamıyorum bu kadar keriz olamazlar yani. Umarım bana veriyorlardır. Ben de sıraya geçip kendime vereceğim. Eğer bu bebeği başkan seçerlerse sonumuz gelir. Köy yok olur. Eğer bu bebek başkan olursa köyden gitmem gerekecek. Yapacak başka bir şeyim yok. Şuna bakın köylerin hepsi de gelmiş. Tamamdır sıra bana geldi. Şimdi kendim oy vereceğim. Sen benim karşımda rakip olabilir misin ki? Basalım oyu kendimize. Seçim bitti. Şimdi birazdan sonuçlar açıklanacakmış. Herkes hazırsa sonuçlar açıklanıyor. Açıklansın. Yanlış kişiyle yarıştın. Kaybedeceksin. Bebek Mahmut'u ağlattın. bilemiyim mi? Şimdi sonuçlar açıklanınca daha çok ağlayacak. Şimdi tokatı kafasına yapıştıracağım. Sen kimsin benim karşıma yok. Sonuçlar açıklanıyor. Heyecan doruk da hadi artık. İşte yeni başkanınız bu. Kaç fark attım acaba şu bebeğe? Bakalım. Aa. Yeni başkan Bebek Mahmut seçildi. Bebek Mahmut mu? Sana sadece iki kişi oy vermiş la. İki kişi mi? Başım dönmeye başladı. İçim bulanıyor. İçimde garip bir his var. Bebek Mahmut seni yendi. Ne? Adam gibi adam yeni başkan. Başım dönüyor git şuradan. Gözümün önü kararıyor. Tebrik ederiz başkanım. Ben ölüyorum. Sakin ol la, iyi misin? Köyü oyun parkına çeviriyor. Bu ne böyle? Bu kadar yeter. Taşınıyorum bu köy. Ne oluyor burada? Aa! Oh! Bebeğe başkan seçerseniz böyle olur. Bu ne biçim başkan? Çabuk başkanı yere bırak. Otur şuraya. Külünü parka çevirmiş. Bu ne? Ah! Çalıştıralım. Ah! Olamaz gidiyorum şuna bakın. Ah! Olamaz ters döndüm. Ha! Ah! Ne oluyor? Kafam kopacaktı bu çok hızlı. o kadar da kötü değil mi? Ben mi abarttım yoksa biraz? Gidelim. Yani köyde daha çok çocuk olursa daha çok hamburger satarım. Oh, süper fikir. O, oh, şuna bakın. Gidelim. Süper ineceğim burada. Oh. gidelim. Şuna bak he, çocuklar dolmuş. Şuna bakın kafam sallanıyor yani kopabilir her an. Ters döneceğim şimdi. O, oh. şuna bakın. Gidelim. Hayat evet, bugün köyde yeni başkanlık seçimi yapıldı. Köyde iki yeni başkan bu bebek oldu. Eğer başkanlığı bu bebeğin elinden almamı istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Eğer bundan sonra bu bebeğin köyünde yaşamamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Var videosa gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.